Всем привет, benim adım Оля. Ben her sabah kalktığımda telefonumu elime aldığımda tek bir haber okumak istiyorum. Son iki ay süren kabusun bitmesini görmek istiyorum. Ama maalesef bu haber bir türlü gelmiyor. Sizce ne zaman gelecek bilen var mı? 2,5 ay önce biri hayatımı durdurma düğmesine bastı gibi hissediyorum. Ve ben bu kadar süre boyunca kendime hayatımı yaşamaya, mutlu olmaya, güzel anları paylaşmaya kendime izin vermiyorum. Daha doğrusu veremiyorum. Ama arkaya baktığımda 2 ay geçti, baharın geldiğini fark ediyorum. Havalar ısınıyor, hatta yaz geliyor. Bu çok güzel bir şey. Doğa durdurma düğmesine basamıyor. Ne olursa olsun, ne sıkıntı yaşarsın yaşa, hayat devam ediyor. Doğa durmaya bilmiyor. Bu zor bir süre boyunca buradaki arkadaşlarımla aynı hissettiğimiz için rutin dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu arada nedense benim bütün arkadaşlarım Belaruslu. Yani zamanla Türkiye'ye Belarus'tan geldiler. Ben özellikle öyle seçmiyorum. Aslında çevrem de büyük ama bir yere gide kalkarsa kendimi benim Belaruslu kız arkadaşlarımın ortasında buluyorum. Bugün gezmek için hava pek müsait gibi görünmüyor. Güneş yok. Bayağı rüzgarlı ama biz Belarus kızlar olarak bir plan yaptık. Yaptığımız planı iptal etmek yok ve planımıza göre ilerleyeceğiz. Ve şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyoruz. Arkadaşım beni arabayla alıp değişik bir yere götürecek. Bakalım nasıl bir yermiş. 1, 2, 3, put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burası da gayet güzel bir yer. Doğa, açık hava, atlar var. Ama gideceğimiz yer burası değil. Yolumuzu devam edelim. 1, 2, 3, you're too blind to see. 5, 5, 6, that I'm taking the rest. 7, 8, 9. Evet, metroyu da geçiyoruz ama metro ile gitmeyeceğiz bu sefer. Bugün güzel bir şoförümüz var, o bizi götürecek. We're just geldiğimiz yer İzmir'e 50 kilometre mesafesinde. Burası üzüm bağları ve aynı zamanda yemek yiyebileceğimiz bir yer. Fabrikada şarap üretiliyor ve satış yapılıyor. Ben bu tarz bir yere ilk defa geldiğim için her köşeyi merakla gezdim. Güzel. Ve tarzlı bir yer. Bu arada fiyatları gayet normal, hatta uygun diyebilirim. Ama en güzel tarafı şehirden uzak olması, ama çok uzakta değil. Ve yemek yedikten sonra bu güzel yolu gezebilmek. Bu yola bakar mısınız? Onun sonu yok. Biz göremedik. Çok gitti. Restorandan uzaklaştık ama hala sonu görünmüyordu. Bu muhteşem doğayla iç içe olmak şimdi çok ihtiyacım vardı. Çok güzel. Sonsuz doğa. Bizim oturduğumuz yer orası. Çok beğendik. Biliyor musunuz, ben burada gezerken aklımda sadece bunu düşünüyorum. Ben burada eğlenirken, açık havada, güzel doğayla iç içe gezerken bizim Ukraynalı kardeşlerimiz savaşıyor şu an.
Acaba benim eğlenmeye hakkım var mı? Ben bu soruyu benim Ukraynalı arkadaşıma sordum. Çünkü gerçekten çok vicdan azabı çekiyorum. O da bana böyle bir şey söyledi. Biz her günümüzü dolu dolu yaşamamız lazım. Ve bu güzel Nisan günleri kaçırmamamız lazım. Çünkü hayat gerçekten her an değişebilir. Her an her şey olabilir. Hem olumlu hem olumsuz maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. Bu manzaraya baka baka doyamıyorum. Kızlar da orada ne yapıyorlar acaba? Arkadaşlar, havalar ısınıyor, yaz geliyor ama turistik sezonuna ne olacak hala belli değil. Jeopolitik değişiyor, ülkeler arasında kavgalar devam ediyor. Ama bununla beraber iklim değişmiyor, Rusya hala soğuk bir yer, hatta dün St. Petersburg'da kar yağdı. Demek istediğim çok şey değişebilir ama iklim Rusya'da bu kadar çabuk değişmiyor. Orada güzel bir deniz hala keşfedilmedi. Ve insanlar her zamanki gibi yaz geldi mi Türkiye denize gelmek istiyorlar tatil için. Ama böyle bir şey görünüyor. Her sene bu daha bir zor oluyor. Önce pandemiyi de çok zor dedik. Ama gerçek zorluklar ne olduğunu ancak öğrenmeye başlıyoruz gibi geliyor bana. Ben doğal olarak ilk önce Belarus'a gidebilmem için, memleketime gidebilmem için Belarus istikametini kontrol ediyorum, takip ediyorum. Şimdilik en uygun fiyat, tek kişilik bilet fiyatı ne kadar biliyor musunuz? $525, yaklaşık 8000 lira oluyor tek kişi gitmesi için. Birazcık fazla değil mi? Fiyatlar neredeyse iki kat yükseldi. Nedenini sorarsanız, eskiden Minsk'ten İstanbul'a gelmek için 2,5 ihtiyacımız vardı. Şimdi ise aynı yolculuk 6 saat sürüyor. 2,5 saat nerede? 6 saat nerede? Hayır, şimdi uçaklar uçarken mola yapmıyor. Hızı da azalmıyor. Peki neden o zaman süre bu kadar uzadı? Aslında hesap çok kolay. Ukrayna üzerinde uçmaya yasak. Rusya'nın güney bölgelerinin üzerine uçmaya da yasak. O yüzden Belarus-Türkiye arasında mesafe çok uzadı. Uçak çok dolaşıyor. Mesafe çok daha uzun oldu. Uçak çok fazla benzin tüketiyor. Ve tabii ki doğal olarak fiyat yükseldi. Bunu kim ödeyecek? Tabii ki müşteri ödeyecek. Böyle arkadaşlar, eskiden biz 2,5 saatlik yolculuk öderken şimdi ise 6 saat yolculuk ödememiz gerekecek. Şimdi ise Rusya bakalım. Türkiye'de turizm sektöründe 1 milyondan fazla kişi çalıştığı için bu sene turizme ne olacak merak ediyoruz tabii. Ve Rusya'ya yönelik getiren yaptırımlar, Rusya tescilli hava yollarının yurt dışı uçuşlarını sıkıntıya soktu. Uçaklara bakım, onarım ve yedek parça hizmetleri askıya alındı. Rusya sivil havacılık sektöründeki uçak krizinin Türk turizmine darbe vurmaması için acil çözüm arayışı kapsamında Rusya-Türkiye hattında sefer yapacak özel havayolu şirketleri kurma hamlesi başladı. İlk adımı atan Southwind adlı havayolu başlangıçta 5 Airbus ile Mayıs sonunda operasyonlarına resmen başlayacak. Türkiye'de yeni kurulan havayolu şirketi, hatta tek bir şirket olmayabilir, şimdiki sorunları çözebilecek gibi konuşuluyor. Durum böyle arkadaşlar. Umarım Türkiye'de turistik sezonu başarılı geçecek. Ama bu yeni kurulan sistem nasıl çalışacak? Bilet fiyatları ne kadar olacak? Hala belli değil, biraz soru işareti. Aslında fiyatlar belli olmaya başladı ama eskisi gibi uygun görünmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Turistler gelecek mi? Nasıl olacak?
İstanbul'da yaşayan arkadaşımın Instagram'ında bu fotoğrafı gördüm ve çok dikkatimi çekti. Gerçekten bu sene böyle çok enteresan. Hepinizin Ramazan bayramınızı kutluyorum ve geçen hafta Paskalya nasıl kutladığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında ben böyle bir şey fark ettim. Siz fark ettiniz mi acaba? Çoğu insanlar kendi memleketinde bazı şeylere hiç önem vermeyince yurt dışında gittikleri vakit durum çok değişiyor ve kendi kültürüne ait semboller çok daha önemli olmaya başlıyor. İzmir'de bulunan Aya Fotini Ortodoks Kilisesi bu sene Paskalya Bayramı'nda çok kalabalıktı. Hem Ukrayna'dan kaçan vardı, hem İzmir'de Ortodoks kültürüne ait olan yaşayan insanlar burada toplandı. Herkes önüne bir sepet koyuyor kutsal suyu beklerken. Bu sepetin içinde ne var? Paskalya keki, tereyağı ve tabii ki yumurta. Bu yemekler sonra Paskalya masasına geçiyor. Dikkat ederseniz yumurtaların rengi kırmızı, hatta son zamanlarda başka renklere boyamaya da moda geldi. Biz yumurtalar bir gün önceden boyuyoruz. Bunun için pazara gidip önce soğan kabukları topluyoruz, onları bir tencereye koyup iyice kaynatıyorsun. Ondan sonra zaten su rengi değişiyor ve içinde yumurta koyup yumurtaları da pişiriyorsun. Ve ondan sonra ortaya böyle güzel bir şey çıkıyor. Bu bayramda çocukların en sevdiği oyun renkli yumurtaların çarpması. Hedef başkalarının yumurtaları çatlatmak. Yani çatlak yapmak. Aslında bizim için Paskalya Bayramı bütün aileyle hep beraber toplamak, aynı masaya oturmak ve güzel bir yemek demektir. Beraber olmak, aile sevgisini paylaşmak ve artırmak. Biz burada Türkiye'de ailemizden uzak olduğumuz için bu önemli bayramlarda bizim Belaruslu arkadaşlarıyla kutlama yapmaya çalışıyoruz. Bu masaya bakarsak Belarus olduğumuzu çok da belli oluyor, değil mi? Masada mutlaka Rus salatası var, Kürk mantolu ringa var, o mor olan salatasının içinde pancar var, o yüzden rengi mor. Ve tabii ki yumurta ve Paskalya keki var. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar benimle kaldığınız için sizi teşekkür ediyorum. Paylaştığım bilgilerden daha çok haberdar olmak istiyorsanız beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşmek üzere.